Merhaba arkadaşlar. Şimdi Atomi'nin bir diğer sitesi ATG yani Atomi Global'de ilgili olarak sizlere biraz bilgiler vermeye çalışacağım. Tekrar bir ayarlama yapalım. Bu şekilde. Evet, teşekkürler. Arkadaşlar görüyoruz yine üst taraftaki bantta ATG ile ilgili olan bir bölüm var. Bunu tıkladığımız zaman direkt Atomi Global Mall olan ATG'ye gitmiş oluyoruz. ATG'nin özelliği nedir? Atomi'de, özellikle Güney Kore'de çıkmış olan yepyeni ürünleri ülkenize satın almak için belirli limitler dahilinde satın almak için kullanabileceğiniz bir web sitesi. Tüm dünyada çalışıyor. Nerelerde? Atomi'nin çok rahat bir şekilde gümrükle ilgili olan işlemlerini hallettiği ülkelerde. Bakın buradan Shipto diye gördüğümüzde hangi ülkelere ne yapabiliyoruz? Gönderebileceğini buradan seçebiliyoruz. Örneğin Amerika'daki bir arkadaşınıza isterseniz buradan ne yapabilirsiniz? Bir hediye gönderebilirsiniz. Ya da Avustralya'da ya da Kazakistan'da. En son Kazakistan açıldı. Dolayısıyla Kazakistan'a direkt ürün ne yapabiliyorsunuz? Satın alabiliyorsunuz ve ürün gönderebiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken şey ne? Varış noktasındaki ülke hangisi ise o ülkenin vatandaşına ne yapmanız gerekiyor? Ürünü göndermeniz gerekiyor ya da o ülkenin vatandaşı kendisi ürün satın alması gerekiyor. Bir alt satırda Ship From yazıyor. Bakın bir All var, bir de South Korea var, yani Güney Kore. All dediği Atomi biliyorsunuz sadece Güney Kore'de ürün üretmiyor. Çok farklı noktalarda da ürünler üretebiliyor. Dolayısıyla bu ürünleri temin edebiliyor. Bu ürünleri All seçeneği altında görebiliyoruz. Şimdi biz Güney Kore'den Kazakistan'a ve burada da alt tarafta da hangi para biriminde ödemeyi yapmak isterseniz veya görmek isterseniz onunla alakalı size bir seçenek de sunuyor. Örneğin Kazakistan'da kullanılan tenge. Dolayısıyla onu seçtik. Tamam diyoruz, confirm yapıyoruz. Dolayısıyla bu siteyi sadece İngilizce kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer Google çeviriyi kullanırsanız tabii ki o size fayda sağlayacaktır. Ancak bazı yerlerde mutlaka orijinal site şeklinde yani İngilizce olarak kullanıp bilgilendirmeleri ona göre girmeniz gerekir. Hiçbir zaman için mesela özel karakterleri ne yapmamak lazım İngilizcenin dışında kullanmamak lazım ki site sizi genelde uyarıyor. Evet, burada ülkeyi, varacağı ülkeyi, satın alacağımız ülkeyi seçtikten sonra artık size aşağı tarafta ne kadar ürün satın alınabilir Güney Kore'den direkt onu gösteriyor. Bakın Kazakistan'a 180 çeşit ürün ne yapılabiliyor? Farklı dallarda 180 çeşit ürün satın alınabiliyor ve bunları da aşağıda görüyorsunuz. Örneğin daha Güney Kore'de geçen 2 hafta önce çıkmış olan mikrobiyom satın alabilirsiniz. Örneğin Silumas, örneğin Finzyme, örneğin Clean Deodorizer yani kötü kokuları yok edecek bir ürün. Bu da çok çok yeni bir üründü. Bunu da satın alabilirsiniz. Power Vita Energy, bir enerji içeceği. Bunu satın alabiliyorsunuz. Yine farklı bir Zero Sugar yani özel stevia şekerli. Üçü bir arada kahveler de çok yeni çıkmıştı. Bunu da ne yapabiliyorsunuz? Kazakistan'a direkt satın alabiliyorsunuz. Evet. Burada ürünler var. Ürünlerin hepsi aşağıya doğru size listelenecek şekliyle var. Aynı kendi ülke sitelerinde olduğu gibi sitenin detayına girdiğiniz zaman size o ürünle alakalı olan birçok bilgi ne yapıyor? Sunulabiliyor. Bununla ilgili işte videolar varsa onlar önünüze çıkacaktır. Ve aşağı tarafta ürünle ilgili olan birçok bilgi ne yapıyor? Size veriliyor. Şimdi buradan geriye dönelim. Evet. Şimdi bir ürünü sepete koymak çok basit veya bir ürünü favorilere koymak çok basit. Yukarıda kalp seçeneğini gördüğünüzde bu ürünü favorilere koyuyorsunuz. Yani ben bu ürünü incelemeliyim, belki daha sonra satın alacağım dediğinizde unutmayayım diye ne yapıyorsunuz? Favorilere koyuyorsunuz. Altındaki seçenek bakın sepet gözüküyor. Örneğin nar içeceğini satın almak isterseniz, jel nar içeceğini satın almak isterseniz sepetime koyayım diyorsanız tıkladınız. Biraz bekleyeceksiniz. Size bir cevap dönecek site. Bu ürünün sepete konulduğu bilgisini verecek. Evet, belki ben tam dokunamadım. Evet, biz henüz daha ne yapmamışız? ID ve password'umuzu girmemişiz. Dolayısıyla
Onu girelim. Bakalım burada var mı? Neyse bir başka arkadaşımızınkine girmiş olalım. O da olmadı, pardon. Böyle aslında. Evet, gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Kazakistan'da bir arkadaşımızın hesabına girmiş olduk, Selami. Dolayısıyla bu arkadaşımız, tabii kendisi Türk. Yani Türk hesaptan biz ne yapacağız? Kazak bir arkadaşa ürünü göndermemiz gerekiyor. Ya da Kazakistan'dan bir arkadaşımız, yani o ülkeden bir arkadaşımız kendi hesabına gidip ne yapacak? Buradan ürün satın alacak. Normalde Atomi'de kullandığımız gibi bir başkasının hesabından ne yapabiliyoruz? Kendimize ürün alabiliyoruz. Ancak tabii ne olması lazım? Burada gümrük duvarlarını geçeceği için ürünleri mutlaka o ülkenin vatandaşına ne yapmamız gerekiyor? Ürünleri göndermemiz gerekiyor. Evet, şimdi buradan demiştik ki bir ürünü ne yapıyoruz? Sepete koyuyoruz. Mesela mikrobiyomu koyalım. Tıkladık. Biraz bekliyoruz. Artık ID'miz ve şifremizi girdiğimiz için evet, gördüğünüz gibi burada bize bilgi veriyor. Eklendiğini gösteriyor. Devam etmek için burayı, direkt sepete ulaşmak için de burayı tıklıyoruz. Continue dedik. Bir başka ürün daha alalım. Örneğin yeni çıkan kahveden, stevia şekerli olan kahveden alıyoruz. Bunu da seçtik. Evet. Bu sefer diyelim ki bu iki ürün yeterli. Direkt sepete gidelim. Evet. Ben daha önce bazı ürünleri ne yapmıştım? Koymuştum. Dolayısıyla yine aynı bildiğimiz gibi. Evet. Şimdi diğerlerini çıkartalım. Bunları çıkarttık. Evet. Çıkartmak için gördüğünüz gibi aynı şekilde çarpıya bastığımız zaman sistem onları buradan ne yapıyor? Kaldırıyor. Evet. Şimdi bu iki ürünün toplam koremonu değeri burada yazıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak her ülkede değişmekle birlikte yaklaşık olarak 120 bin korebonunun altında olması bir sepetin gümrük duvarlarını aşması için çok daha uygun oluyor. Dolayısıyla alt tarafında da size seçtiğiniz para biriminde değerini veriyor. 11.730 tenge, 18.597 tenge. Dolayısıyla toplamı 30 bin. Şimdi buradan itibaren artık her şey bildiğiniz gibi toplam PV de burası gösteriyor bize. ATG platformunda satın alma günü ayarlanamaz. Dolayısıyla hangi gün yapıyorsanız o gün olarak satın alma günü, yani sistemde neyse o geçerlidir. Dolayısıyla bakın burada bizi uyarıyor. Evet, burada ne yapıyoruz? İsimleri ve gideceği ülkeyi, Kazakistan'a gidecekti. Sonrasında e-mail'i, eğer bize bir bilgilendirme yapması gerekiyor ise ki bunu takip etmek önemlidir. Dolayısıyla WhatsApp'tan ve buraya geçerli olan telefon numarasını yazmamız gerekiyor. Aynı şekilde buraya da +7 Kazakistan'ın kodu. Burada da +7 ile başlayan bir cep telefonu numarasını kime gidecekse bu ürün mutlaka kullanılması gerekiyor. Evet, burada gördüğünüz gibi bilgileri de ne yapıyoruz? Ben daha önce kullandığım için bir kısım bilgiler ne oldu? Otomatikman geldi gibi oldu. Evet, bunları da kaldırdık. Şimdi gördüğünüz gibi burada birçok bilgiyi ne yapabilirsiniz? Girebiliyorsunuz. Evet, bu bilgileri girdikten sonra siz bunun hepsini işaretlediğinizde artık bu siparişi yapabilir duruma geliyorsunuz ve bir sonraki ekrana gidiyorsunuz. Bir sonraki ekranda da sizin ödemenizle alakalı kredi kart bilgilerini sorduğu, e-mailinizi sorduğu bir ekran gelecek ve ondan sonra da sizin kartınızdan bu çekme işlemi yapılacak ve tamamıyla bir ekran gelecek. Bu ürünleri aldınız, bu kadar korebonunu aldınız, bu kadar tengeyi aldınız ve ondan sonra da sizin bu ürünle ilgili sipariş numaranız aynen klasik Atomi sisteminde olduğu gibi gelecek ve bundan sonra da siz bu durumu ne yapıyorsunuz? Takip eder durumda oluyorsunuz. Evet, çok basit aslında kullanılabilecek bir platform. Umuyoruz ileri zamanlarda Türkiye'de de çok rahat bir şekilde kullanacak duruma gelir. Burada bakın, şimdi bir bakalım farklı ülkeler derken mesela
Kanada, Fransa, bakın Avrupa Birliği'nde Fransa'ya ürünler gidebiliyor. İtalya'ya gidebiliyor. Malezya, Mongolia, Yeni Zelanda, Filipinler, Portekiz. Portekiz'e de mesela çok rahat bir şekilde gidiyor. Switzerland'a da çok rahat bir şekilde ne yapabiliyor? Ürünler gidebiliyor. Onun için buralarda gelişmeler oldukça sizi şirket ne yapıyor? Uyarıyor. Dolayısıyla mutlaka takip etmek önemli. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.